Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize, bu güzide ve huzurlu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sizlere demiştim modsuz survival'ı bundan sonra düzenli atmaya çalışacağım diye ve düzenli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yorumlardan da görüyorum. Bu düzenli gelmesinden çok mutlusunuz. Sizlere teşekkür ederim. Valla ben de mutluyum. Ne yalan söyleyeyim. Hemen şimdi akşam olmuş. Bir uyuyalım. Dostlarım, video öncesinde hızlandırmaları izlemişsinizdir. Biz arkadaşlarla yayında muhabbet ederek bir kısmını yaptık. Işık taşı topladık. İşte birazdan göstereceğim zaten de. İşte çimleri falan döşemeye başladık ama bitiremedik. Çünkü çok fazla iş var. Ben sezon 6'da bu endi yeşillendirme olayını yaptığımda abim meşaleleri koymuştum. Meşaleleri hazırdı. Öyle olmasına rağmen arkadaşlar 6 saat falan sürmüştü benim çimenlere koymam. Yani 6 saat sürer mi bilmiyorum. Çünkü o zaman çimenleri koyuyordum, meşaleleri kırıyordum, tekrar üstte bir meşale daha. Hani öyle bir ekstra uğraş işi de vardı. O kadar sürmez ama mesela şu an yarısı olmasa bile 3'te 1'ini falan çimin döşedik gibi, hızlandırmadan gördünüz. Zaten gideceğiz de bugün. Orayla ilgili güzel şeyler yapacağız. Baştan anlamışsınızdır. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar sürede biter bilmiyorum. Yine bugün bu videonun yayınlandığı akşam arkadaşlar yayında sizlerle çimi bitirmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadar bitireceğiz diyemiyorum ama yine elimizden geldiği kadar bitirmeye çalışalım. O çimenleri döşeyelim. Daha çünkü döşedikten sonra bir sürü işimiz var. Bugün de zaten köylü götüreceğiz arkadaşlar ende. Köylüleri en azından oraya götürelim. Daha sonra çimen işi bittikten sonra da işte köylülere evdir veya yaşama ortamlardır, onları yapmaya çalışacağız. Yani orayı dünyaya çevirmeye çalışacağız. Bu kendimize challenge da değil de proje gibi bir şey arkadaşlar. Yayında çünkü soranlar oluyor. Abi niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Minecraft'ı niye oynuyoruz o zaman? Böyle projeler her zaman şart. Hatta ileride belki Nether'la falan alakalı da projeler yapabiliriz arkadaşlar. Yayında dediğim gibi güzel muhabbet ederek çalıştık. Şöyle bir sıkıntı yaşadık yayında. Yemek sıkıntısı arkadaşlar. Buna güzel bir çözüm bulduk. Bizim genelde ne yapardık? Altın havuç yerdik geçmiş sezonlarda ve bunu nasıl elde ederdik? Bizim çiftçi köylülerimiz olurdu arkadaşlar. Çiftçi köylülerimizden alışveriş yapardık. Maalesef ki bu sezon biz zümrüt kasma için çiftçilerden değil, çubukçu köylülerimizden yaptığımız için onlar da altın elma satmıyor. Şöyle bir yöntem bulduk abi. Hatta dur biraz da alayım. Yanıma şuradan biraz zümrüt alayım. Şurada bizim köylü farmımızın olduğu yerde. Taşodan alıyorum bu arada zümrütü, dur. Ben biraz da taşodan alışveriş yapayım arkadaşlar. Başka köylülerden alışveriş yaptığım zaman üzülüyor böyle. Trip atıyor. Şurada arkadaşlar bizim 2 adet çiftçi köylümüz vardı biliyorsunuz. Ve o köylülerden bir tanesinden. Bozulmaz değil mi? Heh. Şöyle alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Buyu da son seviye kadar getirdim. Şunu getiremedim çünkü patates ve buğday satıyor. Bununla da getiririz arkadaşlar. Bunu da geliştiririz de o an yoktu elimizde. O yüzden şunu direkt zümrüt almıştık. Ekmekle falan arttırabildik. Bundan ekmek de alabiliriz mesela. Buna karpuz ve kabak da Aa, geri açılmış. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde havuç almış olduk. Bugün bu farm yine bizim çok işimize yarayacak. Köylüleri buradan götüreceğiz. En azından 2 tane köylü götürmek istiyorum. Belki orada çoğaltıp hani gerçi ende 50 tane de köylü koymayız arkadaşlar. Yani oraya ufak bir köylü farmı da yapabiliriz. Şu köylü farmından ziyade böyle oraya yatak atınca sağ tıklayınca patlıyor ya arkadaşlar. Köylüler ente yatabilir mi? Bence yatamazlar, o yüzden zorlamayalım. Biz buradan tek tek götürürüz abi. Yolu yapalım, kırmayalım da hemen. Şuraya kadar bak, şuraya kadar gelseler. Oradan şöyle bir yol yapsak arkadaşlar şuraya kadar. Şöyle mantıklı. Buradan gelseler buradan portala girecekler. Hatta yolu takip ederek bir gidelim. Bu kadar yemek de yanımda fazla oldu. Daha sonra Nether'dan nasıl götürürüz? Oradan da ray çekeriz. Şöyle Nether'dan da arkadaşlar şu tarafını kapatırız. Buradan şöyle rayı şuraya bağlarız. Süzülerek gelir ve ende geçer kardeşim. Nether mı dedim demin. Bazen Nether'a end, ende Nether falan karışabiliyor. Yolu falan da buralara da düzenlemek lazım. Hop şöyle ende geçtik arkadaşlar. Acayip zor oldu her yeri şöyle aydınlatmak ışık taşıyla ama ışık taşıyla biraz daha topladık yayın başında. Fazla toplamışız arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil tabi. Yani meşale gibi her yeri aydınlatmamıza rağmen arkadaşlar bak şöyle bakın. Her yere ışık taşı koyduk yani. Biraz zor oldu ama değdi. Allah bak mesela unuttuğumuz yerler olabiliyormuş. Bir tane bile unutsak arkadaşlar başımıza daha sonra çok bela oluyorlar. Heh, ışınlanamadı. Böyle arada gezeceğiz. Unuttuğumuz yer falan olursa. Ya bir blokta aydınlatmayı unutuyorsun. Orada dahi spawn oluyor. Baksanız abi koyduğumuz yerlere yani. Her yere ışık taşı koymaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Yayında daha keyifli oluyor bunlar. Yayın dışı yapsak belki bu kadar belki sıkılabilirdim. Gerçi film falan açardım da. Üstlerine de şu şekilde arkadaşlar birer tane ışık taşı koyduk. Çünkü obsidyenin üstünde spawn oluyor. Şu portalların üzerinde de ışık at diye diğer arkadaşlar oldu ama orada spawn olmuyor. Ha, görsel açıdan koyup da yani karanlık durmasın oralar diye yapılır mı? Yapılır ama gerek var mı? Açıkçası bilemedim. Şu şekilde arkadaşlar şerit gibi, yol gibi ortaya çektim. Bazı yerlere normal toprak koyduk ki şey yapsın, çimenliği geçsin diye. Orada biz şalkır getirmiştik biraz daha. Bitirdiğimiz şalkırların yerine yeni çimenler koyduk arkadaşlar. Şöyle uzaktan uçayım. Bakar mısınız canlı yediklerim? Şu F1 yapayım bir de. Mük görünmüyor mu kardeşim? Mük görünmüyor mu kardeşim? Ya. Yeah. Daha bu orta çizgisi. Burayı işte inşallah yayında. Belki bugün biraz da video içinde bir 15-20 dakika daha çalışırız buraya. Yayında bitirebilmek için. Yayında bitmeyebilir. Ama bir sonraki yayına biter diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten bu kadar angarya iş olacağını sanmıyorum. Ondan sonra süsleme olayı arkadaşlar. Şuraları yosun dedik de yosun koymasak bile olurmuş. Hani ışığı saçsın diye. Yayında buraları kapattıktan sonra ondan sonra köylüleri getireceğiz de bugün. Köylülere evdir. İşte custom ağaçlardır. Ve çok daha sonra başka projelere de beraber yaparken şunları da yavaştan indirmeye çalışabiliriz. Kesin net değil. Emin değilim. Hani bunlar durup bunlar da bu şekilde de süsleyebiliriz. Ona bakacağız. Işıktaşım şöyle yanımda ışıktaş gezdiriyorum arkadaşlar. Hatta gezdireyim. Demin ki gördüğümüz yer gibi görürsek aydınlatalım diye. Işıktaşlarımız böyle kullandığımız çimenlerin yerine şalkırlar koyduk. Aslında tam şu şalkıra kadar bak 3,5 şalkırı falan kullanmıştık arkadaşlar. Bak şuradan da biraz kullanmışız. Oraya kadar gelmişti ama yeniden götürdüm. Kazı yaptığımız yerden getirdik. Şimdi köylüleri şuraya getireceğiz arkadaşlar. Bak şu yol da aslında güzel olmuş. Bak gidişin nere olduğunu gösteriyor değil mi? Şuraya geçecekler. Buradan da geri bu tarafa taşımak için mesleklerini koyarız. Bir meslek koyarız. Kandırıp bir yere doğru götürürüz. Şurası arkadaşlar bakın. Köylüleri ilk kapatacağımız yer burası. Ayda güzel. Yayında kimse fark etmedi burayı. Nasıl oluyor bu abi? Hiç kimse fark etmedi burayı biliyor musunuz? Hiç kimse demedi ki abi şurası karanlık kalmış. Orada spawn olur. O kadar bir de tur attık la. Nasıl oluyor bu? Bak şu aşağıda da gördüm sanki bir yer. Tam şurada. Abi böyle elimizde şeyle gezmek şey işte lazım. Bak tam şurada spawn olmuştu demin. Arkadaşlar biraz sıkıntı. Yani tamamını ışıklandırana kadar böyle problem yaşayacağız. Şunu ama ben anlamadım abi. Nasıl kaldı burada? Çünkü tam şu oralara giderek de hani desem ki şurada spawn oldukları için olamadılar burada. Şu tarafa giderek de baktık aynı şekilde. Olmuyor orada. Şimdi bize gerekli olanlar buraya çit getireceğiz. En son köylüleri getireceğim. Köylüleri kapatacağımız yeri yanımıza birkaç meslek bir şeyler alıp rayını mayını çekip halledeceğiz. Yanımda bu kadar yemek fazla bu arada. Gezdirmeye gerek var. Hatta sen şu bir steak var mıydı burada? 51 tane. Bunu şeye chest'e atalım ki arkadaşlar. Lazım olunca oradan alırız. Yağmur yağıyor. Bu arada arkadaşlar normalde de havalar çok yağmurlu ve karlı harbiden. Havalar ne ara soğudu anlamadık ya. Biraz da fişek yaptık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Barutlarımızı kullandık. Şuradaki barutlarımız var da baksana az kaldı. Şimdi bize bol bol ray ve elektrikli ray olarak değişti adı. Ray ve elektrikli ray. Bu kadar yetmez arkadaşlar. Ben bir sürü yapayım abi. Arkadaşlar yaptım ama yalnız elektrikli ray 61 tane aslında yeter ama hani yetmezse bir planımız var mı? Yok açıkçası. Altın farmı da yapmak böylelikle şart olurdu gibi. Altın çünkü her türlü gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bir şey daha aklıma geldi bir saniye. Elimde 4 tane demir kalmış lan. Demir yönden bir problemimiz yok. Demir farmımız var biliyorsunuz. Şuradaki bakırların hepsi pişmişti değil mi? En son pişmek üzereydi. Oo. Bunlar da arkadaşlar şu kazıyı bitirdikten sonra oraya koyup ya da oraya iş yapabiliriz ya oraya koymayalım. Güzel bir şekilde arkadaşlar bunları oksitlendirelim ki onunla heykel falan ya da direkt heykeli yapıp kendinden oksitlenmesini de bekleyebiliriz. Bu kadar şimdilik yeter gibi geldi bana. Sadece yanıma bir de ekstra blok alacağım. Şu demirleri falan bırakalım da. Ya blok alacağız arkadaşlar. Blokları ben topraktan almak istiyorum açıkçası. Toprağı kırmak falan kolay oluyor ya. Tamam süper. Şimdi şunu ver. Elektrikli ray ve normal ray çek. Şuraya gelelim. Bak şu hesabı bir yapalım arkadaşlar. Tam şu dönüşten mi şuradan mı? Şuradan dönsün ya. Yanımıza tabii toprak da almamız lazım şöyle. Geleceği yeri. Şu şekilde arkadaşlar shiftsiz hızlı yol yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yalnız buradan dönmeyebilir. Bir tık daha götürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı yol yapılıyor direkt ya. Şu bundaki çeviklik 2 sayesinde arkadaşlar. Çevik gizlilik miydi? Aynen. Bunun 3'ü varmış. 3'ü muhteşem olur. Onu bulmamız lazım. Ya da en azından ikincisini bulup. Şuna bakar mısın abi? Bedwars'a kesin gelmesi lazım bunu. Bak şöyle yap sürekli bas tut. Resmen God Bridge gibi. Şunu Bedwars'a geldiğini düşünün abi. İyi oyuncu hızlı yol yapanla yapmayan arası hiçbir fark kalmaz ve oynayamayan insanların da oyuna karşı bir iştahı artar. Bence kesinlikle gelmesi lazım. Tamam tam portalın karşısındayız değil mi? Gece oldu bir de bir yatalım uyuyalım arkadaşlar. Burayı uzun bir süre kırmaya da biliriz bu arada. Hani ne kadar köylü götüreceğimiz belli değil de en son tamam bu kadar köylü yeter dedikten sonra bu yolu bozabiliriz. Şöyle indirelim. Yolda şuradan şöyle gelir. Daha sonra arkadaşlar dur şu yolu getirelim de etrafını kapatalım bir. Yani köylüler raydan indirdikten sonra sağa sola kaçmasını istiyoruz. Tamam buraya bağlansın. Hızlandırılmış Koymaya gerek yok aslında buraya arkadaşlar. Düz yol burası. Tamam şu araya falan bir tane koyalım ya. O kadar da değil. Şöyle şöyle birkaç tane koyduk. Yeter, bu hızlandırır, tamam. Vallahi Nether'dan da Ray'la götüreceksek Ray yeter mi diye düşünmeye başladım arkadaşlar da yeter inşallah. Buradan direkt Nether'a geçer. Şuralarda arkadaşlar. Hatta dur lan, direkt şuradan yapsak şöyle. Böyle çıkamasın diye. Kaçtı mesela, yanımıza sal da alırız. Buradan şuradan geçmedi, altını kırdık, dışarı kaçmasın. Hatta o yüzden şu tarafları birer tane daha geliştirelim ki Ray'ı kırdıktan sonra sağa sola kaçma imkanları olmasın. Dışarıya ışınlanabiliyor altındakini kırınca. Böyle bir şey olmasın diye. Aynen bu şekilde kardeşim. Buradan bir iki meşale kırdık sağdan soldan, onları da geri koyalım. Ha, buranın çevresi aydınlıkmış, tamam. Burası tamam. Diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Her şeyi düşünelim, ondan sonra getireceğiz köyleri. Tamam. Şimdilik bunun bu tarafını kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra yine aktif ederiz. Portalın bu tarafı iptal kardeşim. Yanımıza bir sürü şey almışız. Daha sonra arkadaşlar aynı diğer tarafta yaptığım gibi bunun da Nether'a çıktığımız tarafı şöyle kapatacağız 2 blok yüksekliğinde. Önünde biraz genişletelim ki yakalanacak alanımız olsun en azından elimizde. Tamam. Sonra canlı yediklerim. Şurayı da şöyle aşağı doğru indirelim. Hah tamam, yukarıyı bir halledelim hemen. Burada biraz karanlık olmuş. Meşale atmışız biraz da. Buraya kıralım, içeriye yaratık falan geçmesin. Şu dıştan kapatalım burayı da. Gastmas buraya bir şey atarsa bozar yalnız. Sadece şöyle Ray geçeceği şekilde ama canı gitmez inşallah. Böyle hop bir dinik gidecek abi. Şuradan. Ray'ı şöyle götürürüz. Şuradan ben şöyle şu şekilde geçebilirim. Buradan zaten hızını alıp gideceği için buraya hızlandırılmış koymaya bile gerek yok Ray olarak. Normal toprak bitti, çimenli kalmış. Şu şekilde götüreceğiz. Şu düzeye inmesi lazım zaten. Olmuyor böyle. Dur şu yukarıdan döndürüp getirelim. Heh tamam, şuradan ufak bir dönüş. Ardından böyle yardıran zey. Yalnız buralara şöyle meşale atalım arkadaşlar. Meşale bunların spawn olmasını engellemiyor sanırım da. Karanlık olması etraf. Sanırım değil, engellemiyor. Biz yıllarca boşa mı yarım blok koyduk her yere baba yiğit. En azından daha güzel ve parlak oldu etraf arkadaşlar. Sonra bu Ray işte şeye kadar gidecek. Portalın oraya kadar gidecek. Portalın etrafını güvenli hale getireceğiz daha sonra. Şöyle bir bakayım Ray yeter mi? Yetmeyecek gibi arkadaşlar. Buraya bile yetmeyebilir, endi geç. Sıkıntı yok ama demir farmımız var bizim. Gastlar köylülere saldırıyor mu acaba? Şu an geldi aklıma mesela. Tam beni gördü attı ama. Yolu patlatmadın değil mi lan? Yok. Mesela köylüler buradan geçerken bir şey atarlar mı? Bu yol kenarını aydınlatmak lazım. Tamam, nedir yaratıkları spawn oluyor yine de. Şu bence spawn olamıyordur arkadaş aydınlatınca. İskeletler. Dediğim gibi yayında da yaparız. Akşam 8'de Twitch'te olur zaten. Biliyorsunuz artık twitch.tv/AliDenizSenpotuk arkadaşlar. Artık bilmeyen yok diye çok söylemiyorum. Adresi ama biliyorsunuzdur. Twitch'te diyorum, geçiyorum. Arkadaşlar neredeyse yetiyordu be. Çok az kaldı. Elektrikli Ray'la mı tamamlasam acaba diye düşünüyorum ama elektrikli Ray bize lazım olur. Yol da bayağı uzakmış aslında. Uçarak gittiğimiz için çok anlamıyoruz da. Oğlum ne yapıyorsunuz lan bunun tepesinde? Terbiyesizler. Köylülere saldırmaz inşallah bunlar. Gidelim biraz Ray yapıp gelelim. Şeyden de biraz demir götürelim ya base'imize. Demir farmımızdan. Ben buradan şöyle geçerim bu arada ya da yukarıdan uçabilirim de. Demir farmımız hala tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Bakalım. Bayağı var güzel. Hepsini al. Her yer Ray giden yerler oldu ama tren yolu oldu. Sıkıntı yok. Bunlar şöyle biraz demir bloğa çevir. Yap bakalım biraz Ray. Oo, fazlasıyla yeter abi. Fazla yeter. Şimdi bize ne lazımdı? Şu mantarları falan da bir at da. Bize kayık ve çit de lazım. Gelmişken bence onları da alalım. Ve meslek lazım arkadaşlar. Oradakilere ne meslek verelim bilemedim açıkçası. Ya şimdi kandırmak için birkaç meslek koyabiliriz. Mesela birine şundan 2 tane maden ocağı aç. Hani 1000 noktaya götürene kadar şey yapabiliriz de. 2 tane de kayık yaptım. Biraz da çit almamız lazım. Çitten çok ne var abi? Çitten çok ne var? Bu iğrenç espriden sonra devam edelim yolumuza. Böyle yolu tekrar takip edelim. Bir saniye ya. Sürekli ertelemeyelim. Şuralar meşale atsana. Gerçekten buralarda iskeletler spawn oluyor. Ya böyle bir gıcık etme yok arkadaşlar ya. Biliyorsunuz zaten ok ata sinir ediyorlar ya. En azından bu yolun kenarları şöyle aydınlık olsun ki kötü durmasın. Aslında buraları da ışık taş atacaksın ha. Meşaleleri kıracaksın. Meşale çünkü birazcık çok az da olsa FPS'te bir düşürme yapıyor yani. Önceden burada öyleydi. Bak buralara meşale koyduk. İskeletler spawn oluyordu. Olmuyor artık. Dur abi ben Nether'a niye geçtim ya? O yolu tamamlayacaktık. Tamam, en son şurada kalmışız arkadaşlar. Şu yolu şöyle getiriyoruz. Buradan döndürüyoruz böyle. Şimdi ben buranın zeminini de değiştireceğim. Toprak çok çünkü. Böyle çok çirkin çünkü arkadaşlar buranın zemini de. Şu arka tarafa da biraz. Arka tarafını kapatırız gerçi. Arka tarafa gerek yok. Toprak ver kardeşim. Önce zemini... Oo sarı oluyor Nether'da zemin. Zemini bir değiştirelim. Çirkin duruyordu zaten, hep değiştirelim diyorduk. Tamam, daha sonra arkadaşlar şöyle yine bir kenardan 2 şeklinde. Bir tane daha çıkar hatta şuraya. Etrafını çevirelim. Hatta var ya 3 yap, dışarıdan da bir yaratık falan giremesin içeriye. Şuradan falan atlayabilir gibi geldi de bana çünkü. Heh. Buradan böyle dışarı kaçamaz da buraya geldi. Buradan sokacağımız zaman alttakini kırarız. Şunun içine konmuyor biliyorsunuz. Böyle böyle getiririz. Şimdi geçelim. Nedir'a geçelim. End'e geçelim. Şimdi burası. Burada bir yere kaçamaz zaten. Sadece bence yapmamız gereken şu şeylerin üstünü kapatmak. Bunları da çimle kapat. Lavlar dursun daha burada. Aa bir dakika aklıma fikir geldi. Düzenlemeye bak abi bak. Karanlıkta durmaz. Şu şekilde. Şu arka tarafa gider mi? Gitmez gitmez abi. Şöyle bir şey yapacağım çünkü burayı da. Şu tarafa da geçemesin diye arkadaşlar. Şurayı kapatacağım şöyle. Anladınız mı? Şuraları da şöyle kapatalım da. Heh. Buradan çıktı diyelim. Şöyle gelecek. Yumurta var burada. Yandan bir yol mu yapsak? Yandan değil de şöyle bir şey yaparız arkadaşlar buraya. Hah bunun üstüne koyabiliyor muyuz? Çok güzel. Şunu buraya tabii ki şöyle şundan koyacağız arkadaşlar ki güçlendirilmiş. Bir sürü rezillik çekiyoruz. İnşallah değecek. Çok uzun almasınlar. Çok sert uçarlar. Şuradan şu karşıya geçemez herhalde diye düşünüyorum. Sadece ummakla kalmayacağım ama. Orun olmaz diye şu karşıyı kapatacağım abi. Uçarlar da. Tamam arkadaşlar. Okey gibi ya. Şuraları da şöyle açalım ya artık. Bence buraları da kapatsana dur. Buraya da bir düzen, bu odaya da bir düzen getiririz de ent odasına. Şimdi şöyle dursun. Şu köşeye de aynı şekilde. Işık taşımız çok ya arkadaşlar. Bak burada da şey varmış ha. Ametistlerin olduğu yer. Burası da şöyle bir yer olsun. Güzel oldu, ent odası da güzel oldu. Şimdi getiriyoruz değil mi? Dur end'e geçelim, bir de end'i düzenleyelim. Buradan geldi hop düştü. Ve buraya geldi. Buranın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Şuraya koyduğumuz şeyler ejderha spawn edince mi yok oluyordu? Onu tam hatırlamıyorum ama yok oluyorlar. Burayı şöyle kapatacağız. Kenarlara kaçmasın da mecbur şurayı da kapatacağız. Suyu kapatmış olmuyoruz, problem yok. Yol bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Şöyle oldu. Tamam mı? Buraya geldiler. Buradan sonra bence şöyle bir şey yapalım. Şuradan şöyle gitsin abi. Şu yana mı geçse? Dur yana geçsin. Şu alttan geçsin. Şöyle olsun arkadaşlar. Yine şuraya şundan koyarız. Çıkmalarda zor olur. Direkt şunu koyuyorum. Güçlendirilmişlerle yükselteceğiz. Önce bir yolunu çekelim de dur. Yeteri kadar yükselttikten sonra 2 tane git. Bir de şöyle götür. Hah şöyle getirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra da şuraya o çitle söylediğimiz alanı yapalım. Bu şekilde. Sağa sola kaçmasınlar da yoksa bunlara biri zarar vereceğinden değil. Buraya bir sürü köylü getirebiliriz aslında ya. Hah girişleri de şöyle yukarıdan olsun arkadaşlar. Kimseye muhtaç olmasınlar şöyle. Şöyle bir tık yana çevirelim. Yukarıdan uçsunlar içeriye. Şöyle vagonla diye. O yüzden buraya da şöyle bir tane koyarız. Buraya çıkabilsin de şöyle yaparız. Aynen. Buradan da geri çevirerek şu şekilde götürelim. Hah şurayı nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Onu da hallettim. Şurada full güçlendirilmiş olsun şu kadar. Hatta nereye kadar gidiyorsa. Çünkü burası yokuş arkadaşlar. Buraya çıkması için harbi hızını alması gerekiyor. Tamam şuraya kadar şu gazla şuraya çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Arkadaşlar inşallah olduğu gibi. Bir uçayım bakayım. Buraya köyleri getiririz. Köyleri daha sonra burada ya çoğaltacağız ya bir şey yapacağız. Buraları evlerine bir şekilde dağıtacağız. Yine şeyler rayla falan bir şekilde yapmamız gerekebilir. Tamam gibi dur şuradan gideceğiz. Yanımda biraz ray, vagon, çatçut dursun da. Fazlalıkları atayım. Allah yine ortalık bir yerde uyumuşuz. Spawn'dan spawn etti. Şuraya da bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bak daha yapılacak çok şey var. Oraya da bir projeleri düşünce sıçrayan bir dil bile yapmayı düşünüyoruz. Daha şununla ilgili bir çalışma yapacağız falan filan. Bir uyuyalım bir sabah olsun hayır olsun arkadaşlar. Günaydınlar dostlar. Envanterimdeki şu fazlalıkları bir atayım hemen. Tamamdır. Şu kadar şey kalsa envanterinde yeter. Hepsinden fazla yedek bulundurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar teker teker köylüleri götüreceğiz. Şu yol da tamamdı değil mi? Aynen. Şimdi köylüleri bindireceğiz götüreceğiz. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. İlk köylü biraz denek gibi olacak ama vagonu var mı abi? Vagonu hazırmış. Haydi bismillah diyoruz. Köylü 1. Arkadaşlar ilk ende giden köylü olacak. Yani aya ilk giden adam gibi bir şey yani. Lan ayda bir yanlışlık var mı dedik? Varmış abi. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Bunu yayında yaptık ya. Aklımıza gelmemesi de normal. Çünkü çok absürt bir yer. Çünkü burayla ilgili hiçbir şey yapmadık. Yapsak aklımıza gelirdi. Yapsak mı deyip vazgeçtik daha sonra. Ondan oldu bu. Problem değil ama hemen şurayı düzeltelim de aklımızdayken. Şurada değil şöyle. Hah. Git kardeşim. 5 sıra böyle takip edeceğiz bunu arkadaşlar. Uzaklaşırsak duruyor çünkü. Bu noktaya biraz daha böyle güçlendirilmiş falan koyabilirmişiz aslında. Şuradan geçtikten bir canı gidebilir. Ondan bir şey olmaz. Alttakini kırmamız lazım arkadaşlar geçebilmesi için. Buraya kendini sıkıştırdı ya arkadaşlar. Bak şöyle bir şey yaparsak muhtemelen olacak. İzle. Aa yana bir şey yapmıyorum. Şöyle yaparım ben de. Tamam. Şuradan da şöyle gitsin. Biraz canı gidiyor ama inşallah ölmez. Başına bir iş gelmez yani buralardan geçerken. Her yarım bloktan geçerken. Gerçi üstünü kırabiliriz aslında o. Bir şey girip çıkmasın diyeydi de. Vagona bindikten sonra kırabiliriz mesela. F3B'de kalsın la. Herifin nerede olduğunu görüyoruz uzakta bak. Kocaman gözüküyor. Buralara hiç elektrikli ray koymamamız biraz problem olmuş. Şurada da kırıyoruz arkadaşlar. Çok gitmiş. Aa arkasını kapatmamışız buranın çünkü. Tamam kırar kırmaz geçecek zaten. Ben yine de korktum arkadaşlar. Dışarı kaçarsa başımıza bela olur. O yüzden şöyle yapıp sonra altını kıracağım. Ve sonra da burayı da kapatacağız. Bir sonrakini kapatırız. Lan vagon şeye geçti. Ende geçti. Nether'a geçti, alayım da geleyim. Yanımızda birkaç yedek vagon bulunduracakmışız. Tamam. Hah. Yine gidiyor. Burası biraz sıkıntılı olmuş arkadaşlar. Hemen buraya bir çözüm buluruz. Şöyle 2 tane koy, tamam. Geçti bu arada. Şimdi şu alttan bunun arkadaşlar vagonunu kıracağız. Ve köylümüz End'de arkadaşlar. End'e köylü getirdik. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hemen şunu şuraya sıkıştıralım da bir yere kaçamasın. Hayırlı uğurlu olsunuzu alırım kardeşim. Şöyle. O tarafa geçmeyeydin ya. Hah, bindi. Şimdi yukarıya git bakayım. Ait olduğun yere yukarıya git bakayım. Ve geldi arkadaşlar. End'e ilk köylümüzü getirdik. Altındakini kıralım. F3B'mizi tekrar yapalım. Arkadaşlar bak, keşfetmeye çalışıyor. Görüyor musunuz etrafı? Bundan sonra akar kardeşim. Yayında da getiririz. Videolarda da getiririz. İlk köylümüzü getirmiş olduk End'e. End'i de görmüş oldu. Şöyle iyice bak kardeşim, gördün mü? Artık burada yalnız olmayacağım. Şurada Enderman Farm var. Buraya sana güzel bir yuva kuracağız. Arkadaşlar kuracağız. Hiç merak etme. Dostlar, o zaman videomuz da burada sonuna gelelim. Yine bir sürü getireceğiz arkadaşlar. Video arası da getirebilirim. Yayında da getirebiliriz. Dediğim gibi akşam yayında hepinizi bekliyorum. Yalnız da olmayacağız artık. Buna da bir isim veririz. Yayında yardımcı olursunuz. Güzel bir isim buluruz bu arkadaşa da. Şu çimenlendirme işini de bitirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Bugün ilk köylümüzü getirdik. Güzel oldu. Artık devamında gelecek. Teşekkürler izlediğiniz için. Eğer modsuz survivorlardan keyif alıyorsanız ve hızlı bir şekilde gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.